Selam millet, ben Ukucu Gergedan. Bugün sizlerle Harry Potter karakterlerinin ölümleriyle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Albus Dumbledore, Melens Prens kitabında Severus Snape tarafından öldürüldü. Dumbledore, Harry'nin güvenebileceği en önemli mentorlardan biriydi ve Harry'nin Voldemort'la savaşında büyük bir rol oynadı. Ölümü serideki en büyük olaylardan biridir. Dobby, Ölüm Yadigarları kitabında Bellatrix Lestrange tarafından öldürüldü. Dobby evde çalışırken Harry ve arkadaşlarının çıkışı için büyük bir rol oynadı ve seride sevilen bir karakterdir. Freddy Weasley, Ölüm Yadigarları kitabında Hogwarts Savaşı sırasında patlayan bir büyü sonucu öldü. Freddy, Ron ile birlikte Weasley ikiz kardeşlerinden biriydi. Komik ve canlı bir karakterdi. Remus Lupin, Ölüm Yadigarları kitabında savaş sırasında öldü. Lupin, bir kurt adam olarak doğan ve Harry'nin Hogwarts'taki karşılaşmaları sırasında ona yardım eden bir karakterdir. Severus Snape, Ölüm Yadigarları kitabında Nagini tarafından ısırıldı ve sonrasında hayatını kaybetti. Snape, büyücülük dünyasında gizemli bir figürdü ve Harry'e hem zarar veren hem de yardım eden bir karakter olarak tanımlanır. Hedwig, Ölüm Yadigarları kitabında Harry ve arkadaşları için yaptığı bir sınavda Voldemort'un takipçileri tarafından öldürüldü. Hedwig, Harry'nin en yakın arkadaşı ve sadık baykuşuydu. Alastair Moody, Deli Göz, Ateş Kadehi kitabında Voldemort'un takipçileri tarafından öldürüldü. Moody, güçlü bir seherbaz ve aynı zamanda da bir öğretmen olarak görev yapmıştır. Colin Creevy, Hogwarts Savaşı sırasında öldü. Creevy, Hogwarts öğrencisi olarak Harry'nin takım arkadaşıydı ve onun hayranıydı. Nymphadora Tonks, Ölüm Yadigarları kitabında Bellatrix Lestrange tarafından öldürüldü. Tonks'ın seherbaz ve aynı zamanda Lupin'in sevgilisiydi. Oğulları Teddy öksüz kaldıktan sonra Harry ve onun arkadaşları tarafından büyütüldü.